arkadaşlar, ben Sibel. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün hem benim hem de kadın abonelerimin mükemmel bir şekilde işine yarayacak olan güzellik hilelerine bakacağız. Bu güzellik hileleri olan videoya ihtiyacımın olduğunu düşünüyorum. O yüzden hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum. Ama videoya geçmeden önce kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımı izleyip ve beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın diyorum ve videoya geçiyoruz. Evet, bir tane dudak kalemimiz var. İnanmıyorum. Ben de diyorum ki o arkasındaki çıkan şey ne? Demek ki kalemi açmaya yarıyorum. Açacak olduğu aklıma gelmedi gerçek. Akıl işte. Akıl paçadan akıyor. Böyle bir zeka. Evet, vazelinimizi aldık, kulak çöpümüzü, tırnaklarımızı sürdük. Ha. Kenarlarına bulaşmasın diye. Mükemmel bir şey değil mi? Var ya, ben istisnasız her sürdüğüm ojenin kenarlarında, şuralarında o oje kırıntılarını görürüm ya. Bundan sonra böyle yapacağım. Bu neymiş? Ha, kirpiği daha çok yukarı kaldırmak için sanırım. Önce böyle sürüyormuşuz. Ondan sonra böyle sürüyoruz normal bir şekilde. Bunları video bittikten sonra anda deneyeceğim. Allık yapmak için. Biz de yapalım o zaman. Eskiden zaten böyle allık yokmuş zamanında. Annelerimiz, teyzelerimiz falan hep böyle allık yaparlarmış kendilerine. Oldu mu? Çok acıdı ama. Ben Allah'a devam ya. Ben böyle şeylere yok. Ne yapacaksın? Daha fazla görünmesi için. Saçın daha acemi görünmesi için yaptı. Uzun saçlı olan izleyicilerim yapsın bunu da. Dudağı daha dolgun göstermek için önce bir concealer sürüyoruz. Ondan sonra lip liner, sonra da ruj. Sonra farla bir şey yapıyoruz, gloss sürüyoruz. Evet. Yani. Bu da kontür yapmak için sanırım. Ben hiç beceremiyorum böyle şeyleri ya. Ama çok güzel göründü vallahi, süper taktik. Lip balmın üstüne ruj sürdü ve doğal bir görüntü oluştu. Vay. Çok iyi değil mi? Bir tane simli bant yapıştırdı sanırım. Onun izi ona çıktı. Günlük makyajı bu ablanınki gibi olanlar likelasın. Saç dökülmeleri sonucunda saçımızda olan o eksik saçları boyamak için sanırım. Bebek saçları boyamak için. Evet, eyeliner nasıl sürülmemeli sanırım bir video. Şimdi nasıl sürülmeliye geçtik. Evet. Aşırı mantıklı ya. Ha, benim bunlara pek ihtiyacım yok. Ben jilet gibi yaptığım için her zaman. Ama bu taktik de güzelmiş. Genellikle bantla yapılan eyelinerlar da çok güzel oluyor. Jilet gibi. Gözler uçuşa kalkıyor. Bu kontür için uygulanan bir şey. Ablamız her yerine bant yapıştırmış. Ve aşırı güzel olmamış mı? Çok iyi. Vallahi süpermiş bu taktik. Maskarayı sürerken. Evet ya, ben bunu hep yaşıyorum ama maskarayı eyelinersa sürdüğüm zaman o göz kapağına bulaşan maskara diyorum. İçim acıdı şu an. Ama kağıt havluyla da uğraşmam herhalde çünkü bayağı uzun bir işleme benziyor. Biz yine böyle devam. Evet, ben bunu zaten sürekli yapıyorum. Sürekli bu farlar nasıl sürülür, fırçaya gerek yok. Parmağını bandırıyorsun. Oh. Böyle. Bir fırçanın değeri zaten olmuş 200 lira. Onun yerine Allah vergisi olan parmaklarımızı kullanalım. Paramız cebimizde kalsın. Süngeri ne yapıyoruz? Ne işe yaradı şimdi o? Süngerin içine sanırım fondöten falan bir şey koydu ama hiç hijyenik gibi görünmedi bana. Nasıl bir saç kesimi ya? Oha, ama yuh. Mükemmel olmadı mı? Bu abi nerede? Lütfen hemen söyleyin, gideyim ben de kestireyim. Ay, nasıl oldu? Aşırı güzel. Evet. Nail art yapacağız şimdi. Çekme. Ne kadar güzel oldu. Ben hiç beceremiyorum ya. Düz. Her zaman düz. Ne yapıyoruz değil mi? Bu bir maske sanırım. 8 tane çayı koyduk. Su koyduk. Tonik gibi bir şey. Cilt beyazlaştırıcı mı ne? Siz bunu yapmayın. Bilmediğiniz şeyle efek yapmayın. Algılayamadık çünkü bunu. Bu ne ha? Bu dudak rengini doğal yapmak için bir tane ruj sürüyorsun. Ondan sonra onu çekiyorsun. Renk öyle kalıyor. Uzun zaman kalıyor herhalde. Ne kadar uzun zaman bilmiyorum ama. Evet. Güzel oldu ha. Mallık biraz fazla oldu sanki abla. Ablamız bant yapıştırdı. Bantın altında kalan şeyleri aldı. Kaşları aldı cımbıla. Üstüne de yapıştırdı. Üstünü de çekti. Güzel oldu. Oha. Ben malım. Ben yanlış yapıştırırım. Bütün kaş gider sonra Allah aşkına. Neye donar ya? Kaşsız kalırım. Deneyemem. Görmem lazım çünkü. Buzun yüzümüze çok iyi geldiği, cildi sıkılaştırdığına dair bir duyum var. Buzu elimizde tutmaktansa boş bir tane ruj kabımızı alıyoruz. İçine su dolduruyoruz. Buzluğa atıyoruz. Ondan sonra göz altları morluklarını mükemmel iyi. Saçımızı düzleştiriciyle nasıl bir şekilde tutarsak öyle şekil alacağını gösteriyor. Mükemmel bir şey değil mi bu düzleştirici ya? Ben bunu çok kullanmıyorum abi. Yani saçlarımı düzleştirmiyorum kıvırcık olduğu için. Ah, benim doğal böyle olduğu için işte saçlar böyle şeylere gerek kalmıyor. Boynu daha uzun göster.
vereceğiz sanırım. Aa, çeneyi küçülttü. Vay be, çok iyi. Şu kirpik doldurma işlemlerini hiçbir şekilde yapamıyorum. Sıfır. Ben yapınca gerçekten maymuna dönüyorum ya. O yüzden ben de yapmıyorum. Az kaşlarımızla, seyrek kaşlarımızla mutluyuz. Evet. Evet, şimdi ablamız bize takma kirpiğin nasıl daha dolgun olduğunu gösterecek. Ne yapıyoruz? Önce rimeli sürüyoruz. Kirpiğin üzerine siyah far sürüyoruz. Sonra rimelimizi sürdükten sonra takıyoruz ve daha eyelinerlı gibi oldu ha. Ne güzel. Evet, şimdi bir tırnak, yine nail art yapacağız herhalde. Vallahi ya, nasıl yapıyorsunuz? Ben yapsam oje tırnağın üstünden çıkar, başka bir yerlere doğru evrilir ya. Lan olsun ya, ne kadar güzel oldu ya. Böyle yeteneği olan insanlar gerçekten kıskanıyorum. Bu rujların alt kısmında ekstra bir ruj oluyormuş. Deneyeceğim, bu tarz bir rujum var, şimdi gidip bakacağım. Evet, rujumu aldım. Rujumuz böyle. Ondan sonra, aa, bak burada işte. Gelmiyor ki bu. Evet. Güzellik hilelerine bakalım dedik, rujumuzdan olduk, iyi mi? Ama burada da sanırım bir ruj kalıntısı var ya, gerçek herhalde. Kokuyor. Aa, şimdi bak. Takma tırnak. Çok kötü bir şey bu ya. Hayatımda bir kere bir takma tırnak deneyimim oldu. Onun o çıkma olayı, bak ablamız ne güzel buna çıkarmış ama sanki ben o çıkarma olayını tırnağımla birlikte takma tırnak çıkacak sanıyorum. Ve orada yemin ederim küçük çaplı bir kalp krizi geçiriyorum. 5 dakikada yapılan, 15 dakikada yapılan. Bence 5 dakika daha iyi ya. Tür. Yüzde nasıl kontür yapmalı? Buralara. Evet. Ben bunları aklımda tutamam ki. İnsanlar nasıl tutsun ya aklında? Gerçekten. Allık oralara mı sürülüyormuş? Ben genelde şuralara sürüyorum ama. Doğruyu yanlışı öğrendik şu an. Teşekkürler bu videoyu bulduğum için. Maşayı, düzleştiriciyi aşağıya doğru tutarsak böyle oluyormuş. Deneyin. Bunu yapın. Ne be? Düz olması için. O saçın düz olması için. Abla ne oldu? Saçların beyazladı ya. Yani buna pek gerek var mı bilemedim. Evet, şimdi bir far hilesi görüyoruz. Kaşığı alıp. Vay be, çatalla da. Aşırı güzel oldu. Oha diyorum. Helal olsun, mükemmel bir hile ya. Çatal ve kaşıkla make-up artist olabiliyorum. Gerçekten. Çok iyi. Ne? Şaka mısınız ya? İmkansız yapam. Tahtalığımızda bir maske yapacağız sanırım. Evet. Pamuğu kestik. Göz maskesi. Gözaltı maskesi. Gözaltı torbaları için. Evet. Ama ben bunları unuturum ya. Gerçekten. Yani 10 kere falan izlemem lazım ki bu malzemeler de bende. Bakarık. Aşırı güzel oldu. Aşırı. Çok güzel. Bu yüze yapılan hileler gerçekten aşırı güzel ya. Abi ne yapıyorsun sen ya? Daha fazla bulaştırmadın mı sanki? Duştan çıktıktan sonra saçı kıvırcık yapmak için. Oha. Bunu deneyin bakalım ya. Oluyor mu? Olunca yorumlara yazın. Daha uzun kirpikler için. Kirpik kıvıçlarımızı aldık. Önce bir fön makinesi tuttuk sıcak. Sonra kirpiklerimizi kökten yok ediyoruz herhalde ya. Ne oldu? Kirpik kayboldu. Normal kızlar. Psycho kızlar. Siz nasıl maskara sürüyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben ağzım açık sürerim. Gerçekten o maskarayı. İstisnasız bu yaşanıyor. French yapmak için. Ben bunu denedim, hiç olmadı. Yalancılar siz ya. Olmadı, ben bunu denedim. Parmaklarım hep oje oldu ya. Ne güzel yaptım. Demek ki benim elimde sorun var yani, bilemiyorum. Abla abdest alıyor sandım, yemin ederim ya. Çok iyi ablacığım, gerçekten helal olsun. Ya bu yüz şekline göre allık sürme tarzları değişiyor ya. Benim yüz şeklim böyle. Allığımı nasıl süreceğim? Buralarım onu. Biraz tehlikeli bir işlem bu ya. Yapmayın bunu, yok. Ya gözüne çıksa? Yapmayın bunu. Dudakları nasıl dolgunlaştırıyoruz? Önce bir kalem veya far yardımıyla dudaklarımızın çevresini şekillendiriyoruz. Ardından kalemimizi sürüyoruz. Evet. Ondan sonra süremediğimiz yerleri kapatıyoruz. Ardından rujumuzu sürüyoruz. Helal olsun. Dakika başına onunla mı uğraşacağız ya? Sür işte, sür gitsin. Oh, bu aşırı iyi değil mi ya? Takma kirpiği alıyor, şöyle yapıştırıyor. Ondan sonra orası eyelinerlı gibi oluyor. Aşırı güzel. Ama ben yapamam. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün hayatımızda gerçekten ihtiyaç duyacağımız güzellik hilelerine baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben mükemmel hileler öğrendim. Hepsini olmasa da birçoğunu deneyeceğim kesin. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip ve beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın diyorum ve sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.